السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. İbn Ali şöyle der: şüphesiz Allah takvayı benimseyenlerle birliktedir ve ihsan edenlerle birliktedir. Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de bütün buyruklar hakkında takva ve Allah korkusu hakkında Allah-u Teala çok tavsiyelerde bulunmuştur. Takva temel bir unsurdur. İnsanı Allah'a yaklaştırır takva. Bu demin okuduğum ayeti kerimede herkes bunu duymuştur, onun mealini de beyan ettim. Allah-u Teala der ki اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا. Şüphesiz Allah takvayı benimseyenler ile birlikte olur. İlk olarak beyan edilen söz şudur: Allah-u Teala öyle insanla birliktedir ki onlar takvaya götüren yolları benimsiyorlar. Onun için bu sözden başka bir şey de ispat edilmiş oldu. Dünyada iki çeşit insan vardır. Birisi takvadan yana olanlar, Allah-u Teala'nın rızası uğruna ameli salih işleyenler ve her hayırlı ameli yapmaya çalışanlar. Ki Allah-u Teala'nın rızasını elde etsinler. Allah-u Teala'ya yaklaşsınlar. İkincisi, öyle insanlar ki tabii ki bazı hayırlı işler dahi yaparlar. Ancak Allah-u Teala onların gözlerinin önünde olmaz. Onlar her iş yaparken düşünmezler ki Allah-u Teala daima bizi görmektedir. Bunu düşünmezler. Bu ikinci kısmında öyle insanlar dahi bunun kapsamındadır ki onlar Allah'a inanırlar yahut en azından şuna inanırlar ki bir tek Allah vardır. O da yer ile gökleri yaratandır.
Fakat bir iş yaptıkları zaman, bir amel yaptıkları zaman Allah-u Teala'nın rızası onların gözlerinin önünde olmaz. Bir hayırlı amel yapmadılarsa gayesi Allah-u Teala'yı razı etmek olmaz. İkincisi, baştan Allah'a hiç inanmayan insanlar, Allah-u Teala'nın var oluşuna dahi inanmayanlar, Allah-u Teala'nın vücudunu, varoluşunu inkar edenler, bu her iki çeşit insanlarla birlikte Allah-u Teala der ki, ben onlar ile birlikte değilim. Ben ilk sınıfta beğenilen insanlarla birlikte olurum. Yani takvadan yana olanlar ile birlikte olurum. Ancak Allah-u Teala'nın Rab oluş sıfatı takva yolları üzerinde yürümeyenlere dahi bazı nimetler verir. Bir muttakiye o nimetleri verdiği gibi Allah-u Teala onlara da aynı nimetleri aynı şekilde verir. Fakat bu yalnız maddi eşyalardır. Mesela güneş, hava, rüzgar, güneşin aydınlığı, rüzgar. Bir muttaki dahi bunlardan feyiz bulur. Bir dinsizin, ateistin bundan feyiz bulduğu gibi. Yahut da başka maddi şeyler vardır. Mesela fen bilgisiyle yeni bazı tecrübeler vardır. Yeni icatlar vardır. Bunlar için dimağı kullandıktan sonra onlardan elde edilen neticelerden bir ateist dahi aynı şekilde bir muttakinin elde ettiği neticeye o da varacaktır. Mesela tarla sürmek için bir çaba vardır çiftçinin. Bir ateist dahi bundan istifade eder ve takva sahibi dahi. Takvadan yana olmayanlar, ateistler, Allah-u Teala'yı kabul etmeyenler üzerinde dahi eğer Allah-u Teala'nın Rab oluş sıfatı ve Rahman oluş sıfatı eğer iş yapmıyorsa onlar üzerinde bir saniye için dahi onların hayatlarını geçirebilmeleri mümkün değil. Onun için her kimi Allah-u Teala bu dünyada yarattıysa onun için hem hayır hem de kötü iki yol onun önüne koymuştur. Ve her iki çeşit amel edenlere müşterik olarak bazı nimetleri ihsan etmiştir. Kısacası burada şu bellidir ki Yüce Rabbimiz kudret yasasını bir tutar herkes için. Ancak burada şunu da beyan etmeliyim. Allah-u Teala kudretin tecellisini göstermek için bir çeşit durumda bazen bir mümin muttakinin çabasına daha fazla meyve verir. Zahirde birbirine benzeyen mesela tarla vardır. Dualar neticesinde oradaki tahıl mahsul fazla olur takva sahibinin. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh Sind Pakistan'ın Sind eyaletinde bazı tarlaları satın almıştı ve orada gözetleyici olarak bazı kimseleri gönderdi. Onlar arasında bir tanesi Hazreti Mevlana Kudretullah Sinuri Bey idi. Bir defa daha önce de beyan ettim. Bir defa Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh oraya gittiği bir tur için görüyordu. Hazreti Mevli Bey'e sordu. O eshablardan idi. Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarından. Aşağı yukarı ne kadar mahsul olacak? O bir tahmin beyan etti. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh onunla birlikteydi. Onların düşüncesine göre bu doğru değildi. Dard Bey ve Hazreti Mirza Beşir Ahmed konuşmaya başladılar. Mevlana sahip fazla beyan ediyor.
Hazreti Mevlana sahip onun sözlerini dinledi. Mia sahip dedi, benim tahminim inşallah Teala en az bu kadar mutlaka olacak mahsul. Çünkü ben bu tarlanın her dört köşesinde nafile namaz kıldım. Ve ben kesin inanıyorum ki benim nafile namazım bunun mahsulunu çoğaltacaktır, tahılını. Ve neticede o kadar mahsulat elde edildi. Demek ki Allah-u Teala bir çeşit mevsimde, bir çeşit birbirine benzeyen durumda ve tohum ve gübre falan hepsi eğer bir olursa, buna rağmen dua neticesinde kendi varoluşunu ispat eder ve tahılı çoğaltır. Dünya işlerinde de Allah-u Teala'nın var oluşunun bir ispatı bir muttakinin eline geçer. Ancak bu maddi dünya dışında yüce Allah'a inanan ve ona tam olarak inanan, iman eden bir kimsenin manevi bir dünyası vardır. Onun faydalarını, onun lezzetlerini dünya insanları göremez. Ve zaten göremezler. Görmezler ve göremezler. Onların düşünceleri, takvadan yana olanların düşüncesi çok yüksek olur. Onlar bu dünyadan gittik ileriye düşünürler. Gaybe inanırlar. Ahirete inanırlar. Yüce Allah'ın verdiği sözlere tam olarak iman ederler. Ve kesin bilirler. Dua için ellerini kaldırdıkları zaman kabul oluşunun alametlerini görürler. Bu zamanda Yüce Allah ile bu doğru alaka kurmanın yolunu ve üslubunu bize Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam öğretmiştir. Birçok Ahmedi vardır. Yüce Allah ile kendi alakalarının tecrübesine sahiptirler. Allah-u Teala ile olan doğru alaka neticesinde rüya, keşif ve diğer yollarla Allah-u Teala onlara şöyle olacak diye haber verir ve aynısı gerçekleşir daha sonra. Sonra Allah-u Teala'nın birlikte oluşunun bir manası daha vardır. Allah-u Teala öldükten sonra bazı mükafatlar verileceğini bahsetmiştir. Onlar mutlaka tamamlanacak. Allah-u Teala der ki, eğer insan takvadan yana olursa bu dünyanın mükafatlarını da elde edeceksiniz ve ahiretin mükafatlarını da elde edeceksiniz. Demek ki muttaki Allah-u Teala'nın rızası uğruna bir amel yaptığı zaman dünya, hem dünya ve hem ahiretin güzelliklerini ele geçirir. Bu Allah-u Teala'nın verdiği sözdür. Daha önce de söylediğim gibi Allah-u Teala'nın rızası uğruna ameli salih işleyenler muttakidirler. Bu çok önemli bir şeydir. Öyle ameller ki, öyle amel yapanlar, salih amel işleyenler ki onlar Allah-u Teala'nın rızası uğruna bunları yaparlar. Takvadan yana olanlar bunlardır. Diğer insanlar dahi hayırlı işlerde bulunurlar ama Allah rızası için değil. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için yapmazlar o işleri. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam muttaki takva sahibinin bir tanımını yapmıştır. Ona göre her büyük ve küçük günahdan korunma gereklidir. Ve yalnız kötülüklerden uzak durmakla kalmayıp hayırda ve güzel ahlakta ilerlemek gereklidir. Ve daha sonra Allah-u Teala ile doğru bir vefa göstermeliyiz ona. Bunlar olursa o zaman bir insan muttaki takva sahibi sayılacak. Allah-u Teala'ya ile olan gerçek vefa nedir? Bu ki onun ibadetin hakkını verilmeye çalışırsın ve mümkün olduğu kadar Allah-u Teala'nın buyruklarına amel etmek için bütün çabaları yerine getirilsin. Durum bu olursa
Ondan sonra Allah-u Teala aynı ayette takvadan sonraki durumdan bahsetmiştir. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Muhsin demek, birisine mükafat vermek, onun çabası olmadan ona mükafata bulunmak. Böyle bahşedenler muhsin olarak sayılırlar. Yahut birisine iyi muamele yapmak. Sonra muhsin, bir insanın kendi işinde kemale ulaşmak demektir. Kendi işinin geniş bilgisine sahip olması ve her amel duruma göre en güzel olsun, onu yapan muhsin demek ki iki çeşit insan vardır. Birisi diğer insanların sancısını duyarak onların hizmeti için daima hazır bulunurlar. Birisi hangi din ve mezhepten olursun, kim hangi dindendir, onun hizmetini yaparlar. Biz insanlığa hizmet edelim diye çaba sarf ederler. Sonra şu ki, zaman gelince başkasına yardım ederek onun hizmetine öyle bir duruma iyileşirler ki mümkün olduğu kadar ona diğer insan için rahat verirler o insana. Onun için her Ahmedi'nin görevidir. Bu his ile biz insan oğluna hizmet etmeliyiz. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla bu his ile Ahmediler birçok Ahmedi'yi hizmet etmektedirler. İş yaparlar. Şüphesiz tabii ki onlar mümin olurlar elbette. Ancak muhsin olurlar, ancak ihsanı kalkmazlar başlarına. Muhsin bir insanına ihsan ederek ondan sonra başına kakana denmez. Eğer başına kakarsa takva ve güzel ahlakı göstermemiştir demektir. Demek ki takva ancak şudur ki ihsan ettikten sonra ihsan edilenin başına kakılmasın. Bir örnek vereyim. Bizim mühendislerimiz vardır. Gençler, volunteers, gönüllü olarak doktorlar vardır ya mühendisler vardır ya diğer şubelerle alakalı olan. Afrika'da mesela birçok projede çalışmak için oraya giderler. Yerdeki mahrum fakir insanlara su içmek için, onlara su temenni etmek için pompa ve diğer elektrik onlara temin etmeye çalışırlar. Onlar için okul hazırlarlar ki onlar tahsil görebilsinler. Klinik ve hastaneler açmaktadırlar ki sağlık onlara nasip olsun ve böylece kolaylık olsun ve onların eziyetleri yok edilsin. Sonra bizim doktorlarımız ve hocalarımız senelerce orada kalarak hizmet ederler. Kötü durumda dahi bazı yerlerde elektrik yok, su dahi yoktur. Oraya gidip orada kalırlar hizmet hissiyle. Muhseninler arasında sayılmak için oraya gidip orada çalışırlar. İşte bu hizmettir ve hayırlı ameldir ki bir karşılık beklemek için olmaz. Haliseten Allah-u Teala'nın takvasını insanın kalbinde bunu bulundurarak insana hizmet etmek için olur. Aynı şekilde dünyanın değişik ülkelerinde kasırgalar ve zelzeleler, depremler olurlar. Orada dahi bizim doktorlar ve diğer gönüllüler oraya giderler ve orada hizmet ederler. Ve hiçbir hırs için oraya gitmezler. Haliseten Allah-u Teala'nın rızası uğruna oraya giderler. Birçok insan vardır. Fakat onların gözlerinin önünde Allah'ın rızası olmaz. Onun için hizmet edenler
hayırlı amel yapanlar, muamele yapanlar, kendi bilgileriyle ve amelleriyle diğer insanlara hizmet eden insanlar ve yalnız Allah-u Teala'nın rızası uğruna bunu yapanlar, aslında bunlardır takva sahibi olan ve muhsin olan. Daha önce de bir hutbede söylemiş bulunuyorum. Ahmedi mühendisler Burkina Faso'da bir örnek bir köy hazırladılar. Orada elektrik ve su vardır. Yollar üzerinde de ışık vardı, ışıklandırma. Yerel ihtiyacını gideren orada aynı şekilde küçük greenhouse vardır. Orada sebzeler yetiştirilirler. Ve onların ihtiyaçlarını giderirler. Sonra onlara su temin etmek ve su pompası vesaire değişik köylerde. Bizim Ahmedi gençlerimiz oraya gidip bunu temin ederler. Bunlar iş yaparken, iş tamamlandıktan sonra oranın yerel insanlarının sevinci görülmeye değer olur. Bunlar resim getirirler. İnsan o zaman zanneder ki biz küçük zannediyorduk ama onların gözünde bunun ne kadar önemi var, ne kadar büyük iştir bu. Nasıl onların gözlerinin önünden okunuyor sevinç. 5 kilometreden 8-10 çocuk senelik bir çocuk, 10 kilometreden su içmek su getiren çocuk için eğer evinde bir su bulunursa ne kadar sevinç vericidir bu. Şimdi biz bu işleri bir karşılık beklemek için yapmayız. Ve onların başına da kalkmayız. Bizim gençlerimiz ve mühendislerimiz iş yaptıktan sonra geri geldikleri zaman Allah'a şükür ederler. Ve bana da teşekkür ederler. Siz bize fırsat verdiniz derler. Ve söz verirler ki inşallah yine gideceğiz gelecek sene. Bu sene 5 örnek köye hazırlanıyor değişik ülkelerde inşallah. Bazı ülkelerin yan kuruluşları mesela Amerika, İngiltere vesaire Ansarullah masraflarını tamamlayacaklarını söz verdiler. Aynı şekilde Humanity First biraz payı almıştır. Almanya'ya da söylediydim ben. Bu his, hizmet hissi bu iş yapanları muhsinler arasına katar bunları. Ve aynı şekilde bunlar hangi hizmet için fon bunlara temin ediliyorsa onlar fon verenler dahi muhsinler arasındadırlar. Bir Ahmedi zamanın imamını kabul etmiş olan takvadan yolu üzerinde yürümeyi söz veren mümkün olduğu kadar o takva yolu üzerinde yürümeye çalışır dahi ve muhsinler arasına girmeye çalışır. Allah-u Teala der ki ben böyle insanlarla birlikteyim. Böyle insanlarla birlikte olurum daima. Bizim çocuklarımız söylediğim gibi bu iş yaptıktan sonra geri gelirler. Onlar kendileri dahi beyan ederler. Bizim işlerimizde nasıl zorluklar araya girdi bazen ve nasıl Yüce Rabbimiz kendi kudretinin tecellisini gösterdi. Ve bilinmeyen yollarla hissedilmeyecek derecede Allah-u Teala onları meselelerimizi halletti. Böylece Yüce Allah-u Teala'nın var oluşuna bizim inancımız daha da arttı. Söylediğim gibi aynı şekilde muhsinler bu demektir. Hem kendilerine dahi aldırış etmek ve bilgi insanın kendi bilgisini de kemale ulaştırmaya çalışması. Bu bir insanın kendi üzerinde ettiği ihsandır. Salih ameli kendi hayatının parçası haline getirmek. Bunun bir anlamı budur ve bunda ileri adım atmak. Sonra şu ki ilim ve bilgiyle kendisinin de istifade etmesi hayatına uygulaması onu ve diğer insanlara da fayda sağlaması.
ne derece bilgi ve marifet çok olursa ve ondan diğer insanlara fayda vermeye çalışılırsa, o zaman muhsinler arasına girmek için başka bir miraç insana nasip olur. Yeni bir yol önüne çıkar. O da daha fazla manevi ilerlemeye götürür o insanı. Ve bu manevi ilerleme, ruhani ilerleme olunca Allah-u Teala'nın birlikte oluşunun manzaraları dahi seyredilir. Yüce Allah ile yakınlık nasip olur insana. Onun sıfatlarının idrakı nasip olur insana. Ve daha sonra takvada dahi ileri adım atılır. Sanki bir daire vardır. Hayırın etrafında dolaşır. Ve takvanın en yüce mertebesine götürür ve Allah-u Teala'ya yaklaştırır. Ve Allah-u Teala tarafından yine insana güç verilir ve yine fazla insan hayır yapar. Allah-u Teala'nın verdiği güç ile. Ve bunun neticesinde yine kul hakkı ve Allah hakkı vermenin irfanı nasip olur kendisine. Onun için bu sözlerle muhsin olmak bu demektir. Ki insanı, bir insanı Allah-u Teala muhsin yapar. Başına kakan olmazlar onlar. Diğer insanlar için fedakarlık yaparak kendileri üzerinde şiddeti uygularlar ve kendi haklarını terk ederler. Sonra şöyle bir usule tabi olurlar. Kendi hakkı almaya çalışmayın. Diğer insanların hakkını vermeye çalışın. Ben birçok insanın önünde maddi insanlar benimle görüşürler, İslamiyet'e itiraz ederler yahut İslamiyet'in talimatından fazla bilgiye sahip olmayanlar, onların önünde bunu dahi koyuyorum. Dünyalı insanların bütün şiddeti şunun üzerindedir ki bizim haklarımızı verin. Ve kendi hakkının bir üstün bir seviyesini ileri sürerek onu elde etmek için her çabaya başvururlar. Ve bunun neticesinde ne hak isteyen adaletten yana olur, ne de hak veren insaftan yana olur ve takvadan yana olursun. Müslümanlar ve gayrimüslim hepsi bunun kapsamındadır. Ve neticede fesat söz konusu olur. Buna mukabil İslam, Müslümanların şu talimata tabi olmaya çalışır ve bu talimat verir. Eğer amel ederlerse, ne kadar fesat varsa hükümetlerde ve ülkelerde, Müslüman ülkelerde en azından hiç olmaz onlar. Şöyle bir talimat ileri sürer. Diğer insanların hakkını verin. Bundan önce ki başkası sizden hakkını istesin, siz onun hakkını verin. Hatta ona ihsan ederek insanların değerlerini korumak için muhsinliğinler arasına sayılınız. Onların ihtiyaçları ve ihtiyaçlarından bilginiz olsun. Hadiste vardır. Mesela hizmetçiler hakkında, hizmetçi her kim kendisi ne giyiyorsa aynı elbise hizmetçisine de giydirsin. Kendisi ne yiyorsa ona da aynısını yedirsin. Eğer biz bunu dünyadaki geniş durumda bakılırsa hiçbir ülkenin amme insanları aç kalamazlar. Onların hak asla yenemez. Ve aç kalmayacaklar. Afrika'nın ülkelerinin resimleri televizyonda gösterilir. Küçük çocuk fakirlik içindedirler. Birçok besin yokluğu neticesinde ölüme yaklaşmışlardır. Anneler açtırlar. Küçük çocuklara süt veremezler. Onun için eğer kaynakları
elde etmeyi düşüneceklerini hakkı vermeye çalışsak musinin olarak diğer insanların yetenekleri çoğaltılırsa biz kendimiz fakirlere ayağa kalmalarına yardım edilirse bu dünyadaki bu meseleler kendiliğinden yok olur. Eğer Müslüman hükümetler dahi buna aldırış ederlerse ve liderler kendi banka hesaplarını çoğaltacağına insanların haklarını korurlarsa ve muhsenin olmaya çalışırlarsa, takvadan yana olurlarsa hiçbir zaman bu güzel talimattan sonra bizim İslam ülkelerinde asla rahatsız ve fakir ve iflas ve bu durum olamaz. Ancak maalesef en fazla Müslüman ülkelerde bu durum vardır. Ve yabancılar dahi bundan istifade ederler. Ben her ne zaman bunu insanların önünde beyan ettiysem, eğer durum böyle olursa, siz dahi insaftan yana olursanız, bu dünyada var olan meseleler kendiliğinden yok olup gidecek. Bunun üzerine derler ki, asıl budur. Ve İslamiyet'in bu talimatı ne kadar güzeldir. Ancak kendi meclislerine geri gittikleri zaman kişisel çıkarları araya girer. Yani ülke ve kavimlerinin faydaları birbirleriyle çekişmeye başlarlar. Ülkenin yeğenin faydaları olmalı ama diğer insanın hakkını yiyerek değil. Tabii ki onlar elde edilmeli. Fakat insan önce kendisine yardım eder. Aynı şekilde ülkelerin görevidir. Kendilerine baksınlar iyice. Fakat diğer insanların malını ele geçirmek için kendi ülke çıkarlarını ileri sürmek ve araya sokmak bu yanlıştır. Diğer insanların çıkarlarına zarar vererek kendi hakkını sözde elde etmeye çalışmak yanlıştır. Bütün bunlar bencillik gösteren şeylerdir. Öyle şeylerdir ki yalnız fesadı çoğaltırlar. Kısacası her Ahmedi'nin görevidir ki takvadan yana olarak ve muhsininler arasında sayılarak Allah-u Teala'ya yaklaşmanın manzaralarını görsün ve Allah-u Teala ile birlikte olmaya çalışsın. Bir tek bu yolla biz kendimizi ıslah edenler oluruz ve toplumu da kendi küçük dairemizde fesadden koruyabiliriz. Çaba sarf etmeliyiz ki sibgatallah yani Allah-u Teala'nın rengine ile renklenerek onun sıfatlarına sahip olarak kendi yeteneklerimize göre onları benimsemeye çalışalım. Kul hakkının vermeye dikkat edelim. Vermeye hazır olalım. O zaman bu dünyanın nimetleri bizim hizmetçilerimiz olur. Bizim hayatımızda bu maddi eşyaların kıymeti ikinci plana düşer. Sonra yine aynı şey. Takvada ileri adım atılacak. Haliseten Allah-u Teala'nın rızası uğruna insan bunu yapmakta olur. Hangi yönden bakılırsa bakılsın bizim düşüncelerimiz Allah-u Teala'nın rızası uğruna olmalı. Allah-u Teala bu konuyu ki ihsan edenlere Allah-u Teala nasıl mükafat verir? Bir yerde Kur'an-ı Kerim böyle beyan etmiştir. Bela men aslama vecehu lillahi ve huve muhsinun felahu ecruhu inda rabbihi ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. İyi biliniz ki bu doğrudur. Her kim kendisini Allah-u Teala'ya havale ederse ve ihsan eden olursa onun mükafatı Allah katındadır. Ve bunlar bu gibi insanlara bir korku olmayacak ve onlar üzülmeyecekler.
Allah-u Teala der ki benim zatım sizin hedefiniz olursa, merkez ben olursam, benim etrafımda dolaşırsanız, benim rızamı elde etmeye çalışırsanız, külliyeten bir mümin, takva sahibi bir kimse kendisini Allah-u Teala'ya havale ederse Allah-u Teala ondan sonra ona kefil olur. Bizzat onun bütün üzüntüleri yok olur. Onun bütün üzüntüleri ve korkuları anlamsız kalır. Her kim her şeyi Allah-u Teala'ya havale ederek onun yüzünde halis olarak eğilen olursa ve muhsin olarak bütün yeteneklerini insan hizmeti için ve halk hizmeti için sarf ederse böyle birisinin ne üzüntüsü olabilir? Bu her iki şey öyledir ki kulu Allah-u Teala'nın sevgisini kazandırırlar. Gerçek takvanın tanımıdır bunlar. Hazreti Mesih Mevdül Esselam bir yerde der ki muttaki olmak için gereklidir ki küçük şeyler, mesela zina, hırsızlık, kibir ve diğer kötü işlerde, kötü ahlaklardan korunarak ona mukabil ahlakı fazla da ileri adım atsın. İnsanlara güzel ahlak göstersin. Onların dertlerine ortak olsun. Allah-u Teala ile birlikte gerçek vefa göstersin. Allah-u Teala bu sözlerle insan takva sahibi olur. Ve bunları toplayan insanlar gerçek muttakidirler. Eğer kişisel olarak bir ahlak olursa ona muttaki denmeyecek. Hepsi güzel ahlak kendisinde bulunmadıkça ve böyle bir insan için la khaufun aleyhim ve la hum yahzanun buyurulmuştur. Ve ondan sonra başka ne isterler ki? Böyle insanlara Allah-u Teala mütevelli olur. Kefil olur. Ve huve yetevelle salihin buyurduğu gibi. Yani hayırlı insanlarla birlikte olur, onlara kefil olur. Hadis-i şerifte vardır. Allah-u Teala onların eli olurlar ki onunla yakalarlar. Gözleri olurlar ki onunla görürler. Kulakları olur ki onunla işitirler. Ayakları olur ki onunla yürürler. Ve başka bir hadis vardır. Her kim benim velime düşman olursa ben ona derim ki beni mukabele yapmak için hazır olsun. Bir yerde dedi ki birisi veliye saldırdığı zaman Allah-u Teala ona öyle saldırır ki nasıl birisi bir arslandan çocuğunu ayırmak istediği zaman ona arslan nasıl saldırırsa aynı şekilde Allah-u Teala saldırır velisine düşman olana. Onun için ne şanslıdır kefilleri Allah olanlar. Ve kimin kefili Allah olursa onların bütün üzüntüleri ve korkuları yok olur. Gelecek için hayırlı amel yapmaya dikkatleri çekilir. Geçenlerde eğer kötü amel varsa da Allah-u Teala affeder onları. İnsan müstakbel için korku duyar. Burada mesela birçok azul ilticacılar vardır. Daima düşünürler. Nasıl karar verilecek? Ne duruma düşeceğiz? Bazen ben gördüm bu korkudan dolayı şeyleri, kiloları düşer. Zayıflarlar. Bazen işlerinin kötü gittiğinden dolayı korku duyar. Gelecekte ne olacak? Öğrenciler vardır. İmtihanlarından korkarlar. Kısacası gelecekteki bu durumlar insanı korkuya sokar. Onların neticeleri çıkmadıkça. Aynı şekilde üzüntü vardır. Geçmiş üzüntünün ne kadar büyük olursa, geçmiş üzüntü insan o kadar üzüntülü olur.
Bazı maddiyatlı insanlar kendi işlerinin zararı neticesinde öyle üzülürler ki tamamen bir hastalık oluşur onlarda. Bazı kimseler deli olurlar. Akli dengelerini kaybederler. Bazı kimseler yatağa düşerler. Ebediyen yahut bu ölüp giderler. Dünyadan ayrılırlar. Kısacası takva sahibi bir mümin ve ihsan eden hakkında Allah-u Teala der ki onlar ne bir korkuları olacak ne de üzüntüleri. Dindar bir insan ki Allah-u Teala'nın sıfatlarını iyi bilen birisi ve onun göre hayatını geçiren birisi hiçbir zaman dünyanın üzüntülerini ne sahip olmaz. Şüphesiz hayırlı insanların dahi korku durumu ve üzüntü durumu olur onlara da, onlar için de. Onlar dünyalı üzüntüler değil. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için üzüntü olur. Allah-u Teala'nın korkudan korkarlar. Mesih Madri Aleyhisselam bir yerde demiştir ki, onlar gece gündüz bunu düşünürler ki, benim sevgili Rabbim ne zaman benden razı olur? İşte Allah-u Teala'yı razı etmenin korkusu olur bu. Onların dikkati daima teveccüh, zikri ilahi ve dualara verilir. Onların dikkatini bu yöne çeker. Allah ve zikrillahi tatmainnul kulubun sesi kendilerine teselli verir. Allah-u Teala'nın zikri onlar için kalp itminanı, kalp tesellisinin sebebi olur. Geçmiş üzüntülerini de giderir ve gelecek korkularını da uzaklaştıracağı konusunda kendilerine teselli verir. Takvadan yana olanların korkuları sevgi korkusu olur. Takvanın anlamı budur ki öyle bir korku yahut öyle bir çaba ki Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için insanı rahatsız etsin. İşte bu rahatsızlık onun kalplerine kuvvet verir. Allah-u Teala'nın rızasını elde eden haline getirir onu. Bir maddi bir insanın huzursuzluğu buna mukabil kalbini ne saldırır. Onun kalbine saldıran olur. Allah-u Teala'nın takvasını elde eden muhsininler arasında sayılan kul hakkı ve Allah hakkıya dikkat eden ve kendi amellerini yok eden olur. Ve sonra Allah-u Teala'nın lütuflarını elde eder. İşte aradaki fark budur. Maddi ve dindar bir insanın korkusu ve üzüntüsü arasında fark budur. Onun için bir Ahmedi kendi durumunda öyle güzel bir değişiklik yaratmalı. O da kendisinin takva yolları üzerinde yürümesini nasip etsin ve muhsininler arasında kendisini saydırsın ki Allah-u Teala bize her zaman Allah-u Teala'nın yakınlığı bize nasip olsun. Ve o da dünya ve ahiret kokularını gidersin bizim kokularımızı. Eğer kokularımız varsa da yalnız Allah-u Teala'nın sevgisini çekmek için olsun. Allah-u Teala'nın lütuflarını, ihsanlarını yine çoğalacak. Allah-u Teala'nın sevgisinin üstün seviyesine çalışan olursak o zaman Allah-u Teala bizimle birlikte olacak. Ve söylediğim gibi Allah-u Teala'nın lütufları daha da çoğalacak. Allah-u Teala görecek benim kulum mahmusin olmaktadır. Benim zatım için benim sıfatlarımı benimsemektedir. O zaman ben neden ona lütuf yağmuru yağdırmayayım bunun üzerine? Allah-u Teala bir kat çoğaltarak verendir. Allah-u Teala'nın lütufları yağdığı zaman dünyanın üzüntüleri yok olmakla kalmayıp onun Allah-u Teala'nın minnetleri, ihsanları ve mükafatlarını koruyabilmemiz zor olur. Bir müminin gerçek takvaya ya dikkatini çekerek Mesih Aleyhisselatü Vesselam diyor ki
gerçek takva ile birlikte cahillik bir yerde bulunmaz. Gerçek takva kendisiyle birlikte bir nur bulundurur. Allahu Celle Şanuhu söyler ki ya eyyuhallazina amanu in tattakullaha yecel lekum furkanen ve yukaffir ankum seyyiatikum ve yecel lekum nuran tamşuna bihi. Ey iman, iman sahibi kimseler, ey iman edenler, eğer takva sahibi olanlardan olursanız ve Allah için takvayı benimserseniz ve bunda buna bağlı kalırsanız Allah-u Teala sizinle yabancı diyen düşmanlarınız arasında fark yaratacak. Size bir nur bahşedilecek. O nur ile birlikte siz Allah yolunda yürürsünüz. O nur sizin bütün işleriniz ve sözleriniz ve kuvvetleriniz ve hasselerinize girecek. Aklınızda dahi nur bulunacak. Gözlerinizde dahi nur olacak. Kulaklarınızda, dillerinizde ve sözlerinizde ve her hareketinizde ve duruşunuzda bir nur olacak. Yürüdüğünüz yollar aydınlanacak. Sizin yollarınız, sizin kuvvetlerinizin yolları, sizin hassenin yolları ne kadar varsa hepsi nur ile dolacak. Ve siz nur içinde yürürsünüz. Kısacası bu durumda Allah-u Teala'nın durumu bu duruma gelmeye çalışırsa ondan sonra onun muhalifleri dahi Allah-u Teala onları dahi yakalar. Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Biz bu yüksek mertebeye ulaşalım. Biz feyiz bulanlarda bulalım, insanlara feyiz verenlerde olalım ve muhaliflerden de korunalım. Muhaliflerinin her şerri onların üzerinde dönüşsün. Durum bu olunca biz bir taraftan Allah-u Teala'nın sevgisini cezbedenler oluruz. İnsanlara hizmet etmek için çaba sarf ederiz. İslamiyet'in mesajını insanlara veririz. Aynı yerde inşallah Teala Ahmediye'nin muhaliflerinin cezalandığını da göreceğiz. Allah-u Teala bunu, bu dua etmeyi ve bu durumu elde etmeyi bize nasip etsin. Amin. Bugün yine bir cenaze namazı kıldıracağım. Doktor Muhammed Amir dispanser idi. Doktor olarak isimlendiriliyordu. Belucistan'dan idi. 1 Aralık klinikte birisi içeri girerek kendisini öldürerek şehit etti. Çünkü orada cemaat yoktu. Biz geç bu haber aldık. Ve onun karısı dahi orada çalışıyordu Harnai'de, hastanede. Kaydabat cemaatine girdiydi. Ailesinde tek Ahmediydi. Öyle bir kuruluşla alakası vardı ki onlar Pakistan'da şiddeti sürüklerler ve onlar bir insanın Ahmediye cemaatine girmesine tahammül edemezler. Bu da sebep olabilir bir tane. Bu aile Muzaffergarh'da yaşıyordu. 1994 senesinde biat ettiler. 98 senesinde Ahmedi oldu. 2 çocuk vardı. Evlendi ve 2 tane çocuğu var. Hayırlı bir insandı. Allah-u Teala merhumu bağışlasın, derecelerini yüceltsin. Kendi rıza cennetlerini alsın ve onun varislerine sabır versin. Amin. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر